Günaydın. Erken başlamışlar bu sabah. Aa süper. Ama dün yumurta yoktu. Ilık da değil hani muhtemelen şey sen söyle. Ya yani akşam geceden kalma. Geceden değil sabah erkenden halletmişler. İyi süper. Tam şeyi söyleyecektim. Neyi? Bu koyun mevzusunu. Ay. Sen ufukta belirdin. Ondan birlikte söyleyelim. Birlikte söyleyelim onu. Şöyle. Öyle yaparsan ben görünmem ama. Sen de bu tarafa gel. Güneş var ya arkamızda güneş çıkmasın. Evet ne söyleyeceğiz? Ya biz bu koyunları böyle ilk almaya karar verdiğimizden beri şey hani şehirden köye geç koyunlarını satıyor bir yerçime geçin falan diyenler çok oluyordu. İşte biz başta sıcak değildik. Hani mesafeden dolayı sıcak değildik. Onların koyunları almakla ilgili bir sıkıntı değil de. Mesafe var nakliyesi bu devirde bayağı para tutar diye düşünüyorduk ama dün artık şey oldu. Biri daha yazdı üzerine. Yani dedik bir hayır bir var herhalde. Bir sürü kişinin üzerinde aynen. Biri ha, daha evet. Yazdı. Dedik bir hayır var herhalde bu işte. Biz bir iletişime geçtik, konuştuk. Yani aslında anlaştık da bir noktada. Ama gene nakliye işi biraz şeyde. Nakliyeyi halletmemiz nakliyeyi gerekiyor. Nakliyeyi halletmemiz gerekiyor çünkü yüksek yüksek tutarlar. Yani buradan bir araç bulup, pardon lafını kestim. Buradan bir araç bulup oraya gidip tekrar buraya dönmemiz gerekiyor ki biz de onunla gidebilelim. Evet. Yani iki araç gitmeyelim. Çünkü yani oradan ayarlasak mesela hani biz gidemeyiz bu sefer. Bu sefer bir, aynen. Yani böyle bir sıkıntımız var. Yani buralardan bir nakliye arıyoruz. Ya da işte hayvan taşıyabilen buradan oraya aynen ya öyle olacak ya buradan oraya bir yük götürecek dönüşte ha, mesela, onlarla olacak. O da olabilir. O da bir çözüm olur. Ya da yani bir tanıdık bakacağız ve bir büyük aracı olan bir tanıdık bakacağız. Hı hı. Bütün taşıma risklerini alıp yani riskleri derken şeyden bahsediyorum sonuçta hayvan taşımacılığının da belli bir sınıfı var. SRC şeyi var ne derler. Varmış. Evet, etiketi var artık kademesi var neyse. O riski alıp yani kendi hayvanımız sonuçta şey değil ticari olarak birinin hayvan taşımadığımız için sorun olmayacaktır diye düşünüyoruz ama bilmiyorum tabii. Belki de olabilir. Arasında. Öyle yapacağız ben kullanacağım. Ama tabii işte 4 koyun 4 kuzu bir koç için büyükçe bir araç bulmamız gerekiyor. Evet. Şimdi uzun da mesafe hani sıkışık bir sıkışık atıyorum yarım saat olsa hadi bir nebze bir şekilde tolere edilebilir ama uzun da bir mesafe. Neyse yani bununla bir uğraşıyoruz. İşte Kaan'la da konuştuk. Ya yani o da bakınıyor bir yandan. Bakalım ne olacak. Ona da onlara da çok sevgiler. Selamlar. Arıyoruz. Bakalım ne olacak. Günaydın. Birkaç gündür havada güzel. Koyunların başında oturmak da çok keyifli. Böyle hep sohbet ettik. Hep sohbet videoları çektik. Sizlerden gelen sorular da var. Onları biriktirmeye devam ediyoruz. Onunla ilgili bir video yapacağız. Belki canlı yayın, belki ilk gösterim. Ama onunla ilgili etkileşimli bir şeyler yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Bugün biraz çalışacağız. Bugün biraz yorulacağız. Aletlerim hazır. Keser, tarla ve pense. Bunlarla neler yapacağız? Birincisi, şu alanın kapısı çok geçici böyle panel. Geçici dedik ama burada kaldı. Bunu buradan alacağım. Bunu aşağı götüreceğim. Bunu yaptık. Burası da yani tam kurumadı ama artık yapacak bir şey yok. Yeniden yağmur yağmadan bunu söküp ortalığı toparlayacağız. Burası yazlık sebze için yer olacak. Şuradan bir iki arka tarafta görünen ağaçlardan da gidecek. Oraları temizleyeceğiz. Buraları taşlarla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bugün bunun startını artık veriyoruz. Koyunları şimdi çıkartmıyorum. Çünkü sabahın çiği hala duruyor. Güneşin bahçeye vurmasıyla çıkacaklar dışarı. Ama her şey yolunda. Dışarı çıkmak için sabırsızlanıyorlar. Bu koyunları böyle aç bırakmayla ilgili birkaç şey vardı. Ona cevabını vereyim. Yani çünkü her yemlemede göstermiyorum. Çekmiyorum. Belki de bu bizim hatamız ama bunlar aç değil. Bahçeyi çıkarttığım zamanlar taze ot yani yiyecekleri zaman sabahları saman veriyorum mecbur. Ondan sonra yaklaşık belki 7-8 saat bahçede ot yiyorlar. Ama bu ot yeme arasında da öğlen yem veriyoruz. Yani anne için süt yemi,
kuzular için kuzu yemi, buğday ve mısırdan oluşan karma bir yem veriyoruz. Kuzularla annenin yemi ayrı yerlerde oluyor. Anne ikisi ayrı ayrı besleniyor. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Akşam da yonca veriyorum. Çıkartmayacaksam yağmurluysa havalar, sabah yonca, öğlen gene aynı bahsettiğim yem, akşam tekrar yonca. Ama şimdi sabah oyalansınlar diye saman koyuyorum. Güneş çıkınca zaten bahçeye çıkartacağım onları da. Şimdi burada biraz çalışalım. Yani böyle anlatıyorum, burada bunu yapacağız, burada bunu yapacağız ama sonra fikrimiz değişiyor. Yolda başka şeyler görüyoruz. Zor oluyor, beceremiyoruz belki. Başka bir yola dönüyor. Ama burayı bir elden geçireceğiz en kısa özetiyle. Bu kümesi aşağı taşıyacağız. Ha, bir de bunu aşağı taşımadan önce daha. Önce. Aşağıda hayvan gübresi vardı. Aldığım ağaçlar için. Onun kalınını buraya yiyeceğiz. Buraya yığmamın sebebi de tavuklar buradayken onu eşelesin. İçindeki yabani tohumlarını ayıklasın. Dağıtsın bahçeye biraz da belki. İşlesin aslında bir nevi. Bir noktada onu işlesin istiyoruz. İşledikten sonra tavukları buradan alacağız. Yapacağımız şey bu. O zaman görüşürüz. Nereye? Buradan yol yok ki. Şimdi tabii bunları buraya ilk geldiğimizde yaptık hep. Böyle bin bir hevesle. Böyle yüksek motivasyonla. Şu an mesela bunu söküyorum. Yenisini yapacağım diye aynı hevese sahibim. Yani biz burada olmayı sevdik. Ama mesela bunu yaptığımda çok acemice yapmıştım. Yani. Ama şimdi biraz daha İyisini, doğru malzemeyi kullanmayı en azından öğrendim. Yani bu işi çok iyi yapmıyorum ben yine. Ama doğru malzemeyi kullanmayı öğrenince iş biraz daha kolay oluyor. Yani bu kadar büyük ve her tarafın telle yapmanın hiçbir manası yokmuş. Yani bunun dörtte biri kadar bir alanda bile bizim eldeki tavuk sayımız ya bize yetiyor şu an için. Yetmediği noktada arttırmayı planlayacağız. Yumurtanın vesaire vesaire. Yani çünkü yani tavuğun kendisi maliyet. Buna bakıyor olmak da bir maliyet. Eğer yani kendi başına gezinsin, yani zaten kendi başına geziniyorlar, hani ne maliyet olacak ki diye düşünenler olabilir. Ama ya biz bunları buğday ve mısır alıyoruz. Onlar da maliyet. Güzel yiyorlar sağ olsunlar, afiyet olsun yarasın. Biz şimdilik bu sayıda durmayı tercih ettik diyelim. Ama bir gün böyle aniden yoldan geçerken de tavuk bulup alırsak şaşırmayın. Her zaman planladığımız şekilde yaşayamıyoruz. Böyle arada şeyler oluyor. Ama şimdilik böyle. Yani tekrardan aşağıda da aynı şekilde tel içinde, kapalı bir yerde tutacağız. Tel içinde bir yerde tutacağımızı hesaplıyoruz. O yüzden önünü kapatır mıyız bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle kapatmayacağız. Böyle iyi oluyor. Neyse, ben burayı sökmeye devam. Şöyle son bir tarayayım. Eski kümeslerinin içinde eşeleniyor. Bu garibim de burada ölü taklidi yapıyor. Evet, şimdi Taner de burada savaş veriyor. Çalışmaya koyun arası. Şimdi bunların dışarı çıkma vakti geldi. Saat, yani saat kavramları çok yüksek ya, algıları daha doğrusu. Hop, hadi çıkın bakalım bebeler. Hadi bebeler uyuyor. Onlar da ben de içeride narenciye sirkesi kurdum. Ne salak. Temizlik için. Fıs fıslayacağız camlara, lavaboya, şuraya buraya. Şimdi ama bence şöyle yapalım. Hı. Siz bunu yemeyin. Siz bunu sonra yiyin. Bir bakın etrafta, bir otlara bakın. Çünkü otları yemeniz gerekiyor önce. Hem öyle. Hem bu sizin şeyiniz, snacks. Atıştırmalığınız. Hani zeytini ana besin maddesi olarak tüketmeyeceksiniz, zeytin yaprağını. Mantar kuzulara çok benzemiyor mu ya?
Ama ellerim şeydi, şu an seni alamam. Gel mantar. Anneciğim. Vallahi bir şey diyeceğim, süsecek seni. Çekil çekil. Sus. Yani şimdi en eski çocuğum da bu. Kıymetlidir yani, hani birbirlerine zarar vermesine izin vermem. Suzu gibi değil bu, minnacık yavrucak. Bak yeniyormuş değil mi o otlarda? Çocuk adam, niye mal mal bakıyorsun? Tedirgin hala daha. Şey geldi ya mantardan. Mantardan garip bir şekilde daha çok tedirgin yani kedilerden, oluyorlar. Kedilerden daha çok tedirgin oluyorlar. Yani köpekleri bir şekilde genetik olarak alışık olabilirler. Hani çoban bir köpekleri. Bir de vurmuş şey, ne derler? Suzi'yi zaten dövmüş. Suzi de Lili'yi. Ha Lili'yi mi? Suzi hırlayınca bir geri duruyor. Mantar ya. Düşmana korku salar. Ama kendini ayırıyor. Neyse. Ben devam edeceğim. Tamam. Sen şimdi şeye gidiyorsun tekrar. Evet. Zaten kümesini oradan kafana uzatınca bunları da görürsün. Ben de ara ara çıkar bakarım. O zaman. Öyle, ben devam. İşlere ayrılalım tekrar. Bugün bahçede yorulacağız, kendime o sözü verdim. Ya sökmüşsün, bir şey kalmamış. Açılır tabi. Ne tahta kullanmışız ya. Aşkım hatırlamıyor musun? 3 günde falan yapmıştım bunu. Sökmesi daha uzun sürüyor. Bir de muhtemelen şey, acemiliklerin her şey şey olsun, sağlam olsun, sağlam olsun diye her 5 santimde bir çivi çakmışım. Şu ruh hastası gibi, şuna baksana. İşte bence de. Neyse. Bu şöyle. Pratikliğimiz oldu. Ya bunun videosunu hatırlıyor musunuz ya? Koyalım bunu. Böyle kanatları ayrı ayrı yapmıştın. Tek tek taşımıştın buraya. Manyak mıymışım ben ya? İnanılmaz ağırdı falan böyle. Döndüre döndüre getirmiştin falan. Gerçekten delilikmiş yani. Ondan sonra şuraya işte lastikleri aldık bir yerden. Efendime söyleyeyim, kazıklar çakıldı. Beton döküldü. Beton taşlar. Beton döktün ya buna. Dökmedin mi? Ben taş beton döktüm. Ha, taş mı doldurdun? Fark etme. Bayağı şey hani hiçbir zaman yıkılmayacakmış gibi. Ay yapmışım. İşte 6 tel. Şaşırıyorum. Neyse ama bak mesela pratik. Ama şey doğru malzeme işte. Altına tele gerek yok. Alttan bir şey giremez. Yanlara tele gerek yok. Yandan bir şey giremez. Önünü kapat yeter. Nasıl koyunların yeni kapısı? Ha güzel. Ama sanki kuzular bundan çıkarmış gibi. Bu aralık biraz genişmiş gibi. Hani. Çok annenin yanından ayrıldığı söylenemez onların. Ya belki şuraya da bir örtü gibi bir şey yaparsak hani. Ya da tel mi artık? Neden? Hani. Kuzular büyüyene kadar çıkmasınlar diye. Çıkmazlar. Ya annenin yanından asla ayrılmıyorlar. Hmm. Büyüyecekler canım onlar da. Büyüyünce çıkamayacaklar haliyle. Öbür topaç çıkabiliyor mu orada? Yani işte öyle, bu böyle bir şey, Ucube ismini vermişti bir izleyicimiz. Neyse. Ucube'den kurtulduk. İnşallah rahata erer izlerde. Neyse. Ama yani günümüz şartlarına göre çok sansar savar bir kümesti. Evet. İşte onunla da vedalaştık. Şimdi... Bu tahtaları başka bir şeyde kullanacağız. Tabii canım, burada... Dünyanın tahtası var. Şu anki fiyatla servet var. Yani o zaman çok servet etmiyordu da. Efendime söyleyeyim. Bunlardan da. Çivi de ucuzmuş herhalde o zamanlar. Bol miktarda kullanmışım. Yo sen al sana sansar, al sana sansar şeklinde ama ilerleyip. Sinirle yapmıştık da burayı. Yani 3 tane tavuk yiyince kendileri evet. Bir anda. Yani bizden gene hani bizim az tavuğumuz zaten vardı. Zaten 5'ti bu arada. 6'ydı. 3'ü gitti. Ama yani o dönem köyden gerçekten onlarca tavuk gitmişti yani. Ya ne yapayım korkuma. Çaktıkça çaktım, çaktıkça çaktım. Bunları nereye yiyeceksin? Şeye götürüyorum kapının önüne, orada sonra otur çivilerini sökeceğim. He. Şimdi toprakta olunca ister istemez şey oluyor. Allah. İyi hadi bakalım. Toprakta olunca ister istemez çivileri toprağa muprağa düşüyor. Bulamıyorum. En azından orada. Çivileri bulabiliriz. Ya şey demirlere çarptım. Yok yok biraz daha biraz daha biraz daha dön dön dön. Dur ben onu alayım en iyisi.
Hop atladın evet. Ya, bilemiyorum ya, bana sanki kuzular bundan çıkarmış gibi geliyor. İnşallah çıkmazlar. Şimdi bu limon ağacındaki limonları topladım. Diğer limondakileri topluyorum. Çünkü artık bir sinek mi böcek mi ne dadanmış. Ve limonların bir kısmı çürümüş. Şöyle olmuş. Şöyle olmuş. Böyle üzerinde az leke olanları aldım. Şu kısmını kesip işte suyunu sıkacağız sağlam yerin. Buzluğa koyacağız. Nar suyu da koymuştuk yaz sonunda narları topladığımızda. Sağlam olanların hani bir kısmını kullanırız. Bir kısmını da buzluğa atarız yine limonata yapmak için. Zaten paketlere de Muaf Çiftlik'te sipariş verenlerin paketlerine de biz böyle hani dalda ne meyve varsa ondan bir ikişer tane mutlaka koyuyoruz hediye. Paketlerin içine sağlamlarından koyarız. Portakal, limon, mandalina hani ne varsa onu koyuyoruz. Pomelo da koyuyoruz. Pomelo. bunlardan da sağ öncelikli olacak bunlarda. Paketlerde. Şöyle göstereyim dalda. Şimdi bir kısmını topladım ha mesela. Şöyle olmuş. Mesela şöyle olmuş. Bir de size şimdi çok ilginç bir şey göstereceğim. Hiç böyle bir limon gördünüz mü? Biber gibi büyümüş. Çok komik değil mi? Ya bakın bir kısmı yerlere dökülmüş. Bu arada yani biz bu ağaçtan baya limon kopartıp kullanıyoruz yani. Ve hani 2-3 gün bakmadık. Ben şok oldum yani bu yara vereye. 2-3 günde oldu bunlar yani. Bir yandan da kenar hala devam ediyor. Kümesi parçalamaya. İşte telleri kurtarıyor. Tahtaları ayıklıyor. Tavuklar da onun etrafından ayrılmıyor. Allah'tan havada güneş var da rahat rahat iş yapabiliyoruz. Hop. Bizimkiler dışarılara çıkmış. Külde eşeleniyorlar. Çok komikler ya. Niye çıkarttın bunları? Gübre taşıyor. İçeri bak. Göreceksin. İçerisi iyice. Şöyle yakından göstereyim. Düşmeden. Şimdi Taner iyice söktü. Tahtaları çıkarttı burada. Şimdi geçenlerde komşumuz sağ olsun traktörle samra getirmişti. Kurumuş gübre. Biz de onu bahçeye yığmıştık. Zeytinlerin altına falan serpiştirmiştik. Ulu zeytinlerin altına serpiştirseniz yeter dedi. Bizim komşu da hani öyle eşelemeye falan gerek yok demişti. Oradan kalan samrayı şimdi Taner buraya atıyor. Tavukları tekrar içeri koyacak. Gübrenin karışmasını sağlayacaklar. Bu bizim minnoşlar. Yumurta vermenin yanı sıra böyle faydaları da var bize sağ olsunlar. Sonra da biz onları tamamen çıkartıp biraz toprağa dinlendirip biyollerde fide haline getirdiğimiz tohumları buraya ekeceğiz. Bu ay sonuna doğru tohumları biyollere ekeceğiz. Onlar işte fidelenmeye başlayınca herhalde Mart ortası, Mart sonu gibi, Nisan gibi. Ve sonra da fidelerimizi ekeceğiz. Yaza da inşallah bu kendi domatesimizi, kendi patlıcanımızı, biberimizi
yiyeceğiz. Geçen seneden işte pazardan aldığımız, köylü pazarından aldığımız sebzelerden de tohum toplamıştık. Onları da bir deneyeceğiz. Bakalım fide olacak mı? İşte bir tane Muğla Belediyesi'nin geçenlerde videoda paylaşmıştık. Muğla Belediyesi'nden ücretsiz dağıtılan 5 çeşit tohumumuz geldi. Onları ekeceğiz. Bir de araştırıyoruz, böyle atalık tohum satan yerler var. Paylaşanlar da var. Birkaç yer buldum, fiyat aldım. Bakalım yani, hani çok güzel domates çeşitleri var. Ben bir iki tane özellikle istediğim domates çeşidi var. Bu İtalyan domatesi var, ince uzun. Ama bizim bildiğimiz ince uzunlardan değil, daha ince uzun. Gerçekten biber gibi, San Marzano deniyor. Ondan istiyorum bir. Onun sosu çok lezzetli oluyor. Çok etli ve çok lezzetli bir domates o. Bir de duymuşsunuzdur belki, Chico domates var. Böyle çeri domates ama koyu kırmızı ve üstü böyle hareli gibi. Çok lezzetli bir domates. O da Fethiye Üretici Pazarı'ndan almıştık biz onları geçen yaz. Ve çok az tezgahta vardı. Hatta çok az değil, iki tezgahta vardı. Onlar da zaten Seki'de, yaylada yetiştiriyorlarmış. O iki tezgahta kuzenlermiş, akrabalarmış yani. Onu bir istiyorum. Yani birkaç tane normal domates de, hani köylü domates dediğimiz domates de çok güzel oluyor. Yani birkaç böyle domates çeşidi var benim istediğim kafamda. Bakalım bulabilirsek onları da. Yani ücretsiz bulabilirsek ne âlâ, bulamazsak da normal para verip satın alacağız. Bu şekilde ekim yapmak istiyoruz. Birkaç daha sebze ekeceğiz tabii. İnşallah yaza bahçemizden sebzemizi alırız. Zaten yumurtalarımız çok şükür, tavuklar güzel yumurta vermeye başladılar maşallah diyeyim. Hani böyle kendi kendimize az çok da olsa yetebilecek kıvama gelirsek bütün isteğimiz o. Eğimli arazi çok zor. İşte mesela şu büyük ulu ağacın ve bunun gibi olan ağaçların böyle etrafına serpelemişti Taner. Bu gübreden. İyice zaten çok da yağmur yağdı. Onunla birlikte toprak çekmiş içine. İyi olmuş. Bir de yani artık koyunlar da tüm bahçeyi dolaştıkları için, hani hep böyle videoda bu seranın olduğu yere de, ya sera demişim ya, çardağın olduğu yere denk geliyor ama biz gün içinde böyle işte bir saat burada duruyorlar, bir saat aşağı indiriyoruz, bir saat zeytinlerin dibine bağlıyoruz. Hani bahçeyi dolaşıyorlar ve tabii onların da hani hem ot yiyorlar hem de gübrelerini bırakıyorlar. Onların da faydası olacak eminim. Bu şekilde böyle kendi kendini döndüren, kendi kendine yetebilen bir bahçe olacağız. İnşallah. İnşallah. Enlere doldur ya. Boyun. İki kürek at. Atarım. Yokuş yukarı yorucu. Yorucu tabii. Ama tam havasında yapıyorsun ha şu an. O yüzden acele ediyorum ya. Hava kararmadan bitirme niyetindesin anladım. Yok, bitmez de. Tavukları tekrar koyacaksın ama içeri değil mi? Ona kendi zaten girecek. Ben telini kapatacağım. Ha. O yüzden şimdi biraz akşam erteledim de. Anladım. Tavuklar da çok açılmasın, çok öğrenmesinler etrafı. Onlar orada zaten acayip bir şey. Çok mutlular orada şu anda. Çal çırpı yakmıştım ben orada, onun külü. Bu odun külü de döküyoruz ya kümesin içine. Bitlerini falan ayıklıyorlar. İyi süper. Sus kız. Şimdi onların da yemek saati geldi. Ondan kendilerini hatırlatıyorlar. Ben şimdi onları veririm mamasına. Öyle.